Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizinle hafta başında okuduğum bir kitap olan Şeker Portakal'ını konuşacağız. Şeker Portakal Vasconcelos'un çok önemli eserlerinden biri. Aslında bir çocuk romanı olmasına rağmen içerdiği derin anlamlarla büyüklere de öneriliyor ve çok okunuyor. Şeker Portakal'ın da Zeze isimli bir karakterimiz var. Zeze yoksul bir ailenin çocuğu ve içinde bulunduğu zor durumlardan, sıkıntılardan hayal kurarak sıyrılabiliyor. Yeni evlerine taşındıklarında Şeker Portakal Ağacı ile çok yakın arkadaş oluyor ve onunla her şeyini paylaşıyor. Aynı zamanda Zeze bir yandan da çok haşeri bir çocuk. Çevresinde ve mahallesinde hep bu yaramazlıklarıyla biliniyor. Bir gün yine yaramazlık yaparken biriyle tanışıyor ve kitabın sonunun bağlanacağı en yakın arkadaşı böylece hikayeye girmiş oluyor. Kitapta başta da söylediğim gibi içinizi ısıtacak çok güzel cümleler var ve çocuk kitabı olmasına rağmen üzerinde düşünebileceğiniz çok güzel noktalar var. Benim çıkarttıklarımdan biri şuydu. Bir gün ablasıyla hayal kurmak üzerine konuşurlarken ablası ona diyor ki hiçbir şey beklemiyorum, böylece hayal kırıklığına da uğramamış oluyorum diyor. Başka bir sayfada yine acı üstüne konuşurlarken acı insanın birlikte ölmesi gereken bir şeydir diyor. Kitabın sonlarına doğru tekrar bu arkadaşıyla tanıştığında seninle konuşmayı çok seviyorum. Bilmem kaç kilometre gidebilirim seninle deyip çok büyük bir rakam söylüyor. Arkadaşı ona nasıl benzin getireceğiz diye soruyor. Ve Zeze de gidermiş gibi yaparız diyor. Kitap bunun gibi çok güzel cümlelere ve paragraflara sahip. Ve üzerinde durup saatlerce düşünebileceğiniz noktalar var ve kendi sıkıntılarınızın içinde kalbinizi ısıtacak, birazcık nefes almanıza neden olacak bir kitap arıyorsanız Şeker Portakal'ını okumalısınız. Kitabı yorumum zaten 5 üzerinden 5. Okurken akıp gidiyor ve gerçekten içinizi ısıtıyor. Kafanızda çok güzel fikirlerin oluşmasına sebep oluyor ve hayal kurmanın nedenli bir şey olduğunu tekrardan size hatırlatıyor. Bu nedenle hepinizin okumanızı öneriyorum. Bu da 108. baskısıymış. Biraz eski standlarda bunu göremeyebilirsiniz ama yeni baskısı da çok güzel. Ondan alın, okuyun. Böyle. İyi haftalar, iyi okumalar.